İkinci dördüncü birinci. İkinci dördüncü. Trafik keaze ale are. İkinci dördüncü birinci. Trafik keaze ale are ne ne nedenleri. 1. Öğreneceklerimiz. Birinci. Trafik kazalarının nedenleri. İkinci. Trafik kazalarının sonuçları. Neler biliyoruz? Birinci. Trafik kazalarının nedenleri hakkında bildiklerinizi sınıfta paylaşınız. İkinci. Trafik kazalarına en çok sebep olan kusurlar sizce nelerdir? Sınıfta tartışınız. Üçüncü. Trafik kazalarının bireylere, topluma ve ekonomiye etkileri size ne ifade ediyor? Sınıfta paylaşınız. 2.4.1.1 İnsan, araç, yol, çevre ve iklim. Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları ve bunların beraberinde getirdiği maddi ve manevi zararlar. Ülke sorunlarının başında gelmektedir. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanmış olaylara trafik kazası adı verilmektedir. Trafik kazaları dikkatsizlik, denetimsizlik ve ihmal gibi sebeplerle oluşur. Kaza kelimesi anlam olarak her ne kadar istem dışı oluşan kötü bir olayı içerse de bunların hiçbiri istem dışı olarak nitelendirilemez. Ülkemizde ve dünyada trafik kazaları birçok sebepten meydana gelmektedir. Tablo 2,5 bu sebepleri tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır. Ancak sebepleri azaltmak adına yapılabilecek çok şey vardır. Kazaların azaltılabilmesi için ilk şart, İnsanları trafik konusunda daha fazla bilinçlendirmek ve eğitmektir. Trafik kazalarının nedenleri aşağıdaki 4 başlıkta toplanabilir. A. İnsan, sürücü, yaya, yolcu, B. Taşıt, C. Yol, çevre ve iklim. Tablo 2,5 trafik kazalarına ölümlü yaralanmalı neden olan unsurlar trafik. gom.tr 2016. Trafik kazalarına ölümlü yaralanmalı neden olan unsurlar kusur unsurları 2016 yılı. Sürücü 190.954. Yaya 18.612. Yol 1717. Araç 997. Yolcu 869. Toplam 213.149. A. İnsan insan etmeni kazaya sebebiyet açısından ana unsur olup sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere 3 şekilde trafikte yer alır. Sürücü istatistiklere göre kazaya sebep olan kusurlar arasında sürücü hataları en büyük oranı kapsamaktadır. Trafik kazalarına yoğun olarak sürücülerin yaptığı kural ihlallerinin sebep olduğu bilinmektedir. Sürücülerin yaptığı kural ihlallerine şu örnekler verilebilir: aşırı hız, geçiş kurallarına uymama, hatalı sollama, yakın takip, uykusuz ve dikkatsizken araç kullanma, alkollüyken araç kullanma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, kırmızı ışık ihlali ve benzeri. Yayalar, davranışları ile yol güvenliği açısından önemli bir etkiye sahiptir. Yayaların kusur olduğu kazalarda göze çarpan başlıca unsur, karşıdan karşıya geçme sırasında yapılan dikkatsizlik ve tedbirsizliktir. Yine yayaların sebep olduğu kazalar üzerinde yapılan araştırmalarda trafik bilgisindeki yetersizlik, eğitimsizlik ve bilinç eksikliği gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Yolcu kazaları meydana gelmesinde diğer etmenlere göre daha az yer tutmakla beraber kazalarda taşıttaki yolcuların da etkisi olabilmektedir. Trafik kazasına karışan taşıtta yolcu olarak bulunanların gösterdikleri başlıca hatalı davranışlardan ülkemizin çok şu örneklere rastlanmaktadır. Hareket halindeki bir taşıttan ve de sürücünün haberi olmadan inip taşıta binme. Açık kasa içinde kuralsız yolculuk yapma. Yük üzerinde yolculuk yapma ve benzeri. Görsel 2,64. B. Taşıt kusurlarından kaynaklanan kazalar. Genelde mekanik arızalar neticesinde oluşmaktadır. Ülkemizde aracın modeli eskidikçe vergisi de azaldığından ikinci el olarak adlandırdığımız araçların kullanımı oldukça yaygındır. Mekanik arıza sebebiyle oluşabilecek üzücü olaylarla karşılaşmamak için periyodik araç muayeneleri, daha iyi teknik donanımlarla ve profesyonelce yapılmalıdır. Taşıt kusurlarından kaynaklanan kazalar, genellikle rot çıkması, fren ve lastik patlaması, aks kırılması gibi sebeplerden meydana gelmektedir. C. Yol trafik kazalarına sebep olan diğer bir husus da yönetmedir. Yolun geometrik durumu, özellikleri, kaplama niteliği, yüzeyindeki bozukluk veya donanımındaki bir eksiklik trafik kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle yolların iyileştirilmesi, yol şeritlerinin arttırılması, yol çizgilerinin belirgin olması,
yoldaki işaretlerin okunabilir delikte olması trafik kazalarının azalmasında önemli bir etken haline gelecektir. Görsel 2,64. Kural dışı yolculuk. 1. İlgilenelim bilgilenelim. Asfalt yol yerine beton yol kullanımı yapılan araştırmalarda beton yolun asfalt yola göre 2 kat daha uzun ömürlü olduğu, %35 daha ucuza mal edildiği bilinmektedir. Aynı iklim koşullarında beton yolun performans açısından asfalt yoldan üstün olduğu, ayrıca beton yolların her mevsim ve koşulda yapılabildiği, gece görüşünün daha iyi olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri de %90. Belçika, Hollanda'da %50'lere ulaşan beton yol uygulamaları ülkemizde %3 civarındadır. Bu nedenle ülkemizde de son yıllarda beton yolların arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Görsel 2,65. Kış şartlarında yolculuk. 4. Çevre ve iklim. Çevre koşullarının kazalara etkisi. Önceli olarak iklim bakımından değerlendirilebilir. İklim koşullarının iyi olduğu yaz aylarında insanların tatil beldelerine yönelmeleri nedeniyle trafik yoğunluğunun artısı sonucu kazalarda artış olması kaçınılmazdır. Kış aylarında ise trafik kazaları havaların soğuk olması, sis, buzlanma gibi sebeplerden dolayı meydana gelmektedir. Bu nedenle yaz aylarında trafik denetimleri maksimum düzeye çıkarılmalı. Kış aylarında ise sürücülerin hava koşullarını dikkate alarak kış lastiği, zincir ve benzeri önlemleri almaları trafik kazalarında önemli ölçüde azalma sağlayacaktır. Görsel 2,65. Ülkemiz, yolcu ve yük taşımacılığında hemen hemen bütün ağırlığı karayollarına vermiştir. Bunun doğal sonucu olarak karayolu trafik yoğunluğu her geçen gün daha da artmış ve kaza sayıları üzücü boyutlara ulaşmıştır. Bu yoğunluğun önüne geçilmesi için insanlar farklı ulaşım türlerine teşvik edilmeli. Karayolu trafiğinin yükü azaltılmalıdır. Trafik eğitimi insanlara hayatın her devresinde verilmeli. Sürücü kursları daha iyi denetlenmelidir. Kaza sonrası yapılan ilk ve acil sağlık müdahalesi konusunda mevcut eksikler giderilmelidir. Ağır vasıta sürücüleri daha iyi denetlenmeli ve bu sürücülerin eğitimleri konusunda gerekenler yapılmalıdır. Sonuç olarak trafik kazaları tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak kazaları en az seviyeye indirmek adına çaba gösterilmelidir. 2.4.1.2. Yorgun, dikkatsiz ve uykusuzken araç kullanımı. Yorgun, uykusuzken araç kullanmak, alkollüyken araç kullanmak kadar tehlikeli ve en önemli kaza nedenlerinden biridir. Yorgunluk ve uykusuzluk, sürücülerin yaşı, fiziksel durumu ne olursa olsun performansı düşürmekte ve kişilerin direksiyonda dikkatlerinin daha çabuk dağılmasına, çeşitli görme kusurları ve görme bozuklukları yaşamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yorgun ve uykusuz hissedilmesi halinde sürücüler, araç kullanmayı bırakıp uygun bir yerde yeterli uykuyu alıncaya kadar uyumalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği Dairesi, NHTSA, verilerine göre yorgun ve uykusuzken araç kullanmaya bağlı olarak her yıl yaklaşık 1500 ölümle sonuçlanan 100.000 kaza meydana gelmektedir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada kendileriyle mülakat yapılan ağır vasıta sürücüleri en önemli kaza nedenleri olarak alkollüyken araç kullanma, hatalı sollama yapma, yorgun ve uykusuzken araç kullanma, yeterli sürücülük deneyimi olmama ve trafiğin akışına göre hızı ayarlayamama gibi sürücü hatalarını belirtmişlerdir. Sıra sizde. Aşağıda bulunan tasarımdan hareketle siz de karayollarında uykulu, dikkatsiz ve yorgun sürücüleri uyarmak için bir proje geliştirip bu projeyi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Sarsma bantları, rumble strips, trafikte şeridin dışına çıkan uykulu, dikkatsiz ya da yorgun sürücüleri uyarmak amacıyla karayollarına yapılmış, ses ve titreşim sağlayan bir tasarımdır. 2.4.1.3. Kural ihlalleri. A. Aşırı hız, yüksek hızda araç kullanma, kaza sayısını doğrudan etkileyen önemli bir trafik ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü, WHO tarafından 2008'de hazırlanan Hız Yönetimi başlıklı raporda hız yapma davranışı için yasal hız sınırının üzerinde aşırı hızda ya da yasal hız sınırını aşmayan ancak içinde bulunulan koşullar için uygun olmayan yüksek hızda araç kullanmak tanımı benimsenmiştir. Bir başka ifadeyle bir aracın hızının yüksek olup olmadığını karar verirken hem yasal hız sınırının hem de aracın içinde bulunduğu ortamın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hız arttıkça aracın kontrol edilmesi de o oranda güçleşir. Bu,
bazı hallerde çevresel koşullarla da birleşerek kazaya yol açabilir. Özellikle hız sınırına uyulmasının zorunlu olduğu dönemeçler ve eğimli yol kesimleri söz konusu olduğunda yüksek hız doğrudan doğruya kaza nedeni olabilmektedir. Ayrıca yüksek hızda seyreden bir araç, durmasını gerektiren bir engelle karşılaştığında bir yandan durmak için daha fazla mesafeye ihtiyaç duymakta, bir yandan da sürücünün durmak için gerekli tepkiyi verme süresi içinde aracın kat edeceği mesafe arttığından mevcut mesafenin bir kısmı yine hız nedeniyle yutulmaktadır. Bu nedenle yol üzerinde bir engelle karşılaşan aracın hızı ne kadar yüksekse doğru noktada durması o kadar zorlaşmakta. Bu da kaza ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bilindiği gibi durma mesafesindeki bu farklılıklar, özellikle yayaların yoğun olarak bulunabileceği bölgelerdeki hız sınırlamasının temel gerekçesidir. Frene basılması gereken hallerde aracın hızına göre durma mesafesindeki değişim, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2,6. 1. Tablo 2,6 aracın hızına göre durma mesafesindeki değişim trafik.gov.tr 2017. Mesafe, metre. 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 30 kilometre sa 40 kilometre sa 50 kilometre sa 60 kilometre sa 70 kilometre sa 80 kilometre sa tepki verme fren 6 b hatalı sollama şerit ihlali geçiş önceliği takip mesafesi karayolunda sürücüler hatalı sollama ve şerit ihlali yaparak birçok trafik kazasına sebep olmaktadır. Bu nedenle sürücüler, geçmek kurallarına uymalı ve geçmenin yasak olduğu yerlerde asla sollama yapmamalıdır. Geçmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde, gidiş geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, yaya ve okul geçitlerinde ve buralara yaklaşırken sürücülerin önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. Ayrıca bu yollarda sürücülerin geçme üstünlüğü olan araçlara yol vermemeleri, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından tehlike oluşturacağı için yasaktır. En sık yapılan hatalardan biri de araçlar arasındaki takip mesafesinin korunmamasıdır. Trafikte öndeki araca en fazla yapılan hızın yarısı kadar yaklaşılmalı ve takip mesafesi kuralına uyulmalıdır. C. Kırmızı ışık ihlali, ışıklı trafik işaret cihazları. Trafikte sürücülere büyük kolaylık sağlayan ayrıca düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılan çok önemli araçlardır. Trafik kazaları incelendiğinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin neden olduğu çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır. Bu kazalar can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olmaktadır. Bu sebeple sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmeleri ve kırmızı ışık ihlalinden kaçınmaları, hem kendi hem de diğer vatandaşların can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir. Parlayan yol çizgileri ilk kez Hollanda'da kullanılmaya başlandığı geliştirilen özel kaplama boyasıyla hali hazırda kullanılanlardan ayrılan parlayan yol çizgileri, gün boyunca güneş ışınlarını depoluyor ve bu enerji ile gün battıktan sonra yaklaşık 8 saat boyunca yanıp parlayabiliyor. Bu sayede özellikle dönemeçli yollarda ciddi bir güvenlik avantajı sağlayan sistem, belirtildiği kadarıyla yoldaki sıcaklık değişikliklerinde tehlikeli durumları da algılıyor ve buzlanma durumunda kart tanesi şeklinde gösterdiği işaretlerle sürücüleri uyarabiliyor. İlgilenelim. 2.4.1.4 Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı. Günümüzde trafik kazalarında en çok öne çıken sebeplerden birisi de alkollüken araç kullanmaktır. Alkol alarak trafiğe çıkmanın kaza riskini ciddi oranda arttırdığı genel olarak kabul gören bir husustur. Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sürücülerin algılama, kavrama ve ani karar verme gibi davranışlarını olumsuz yönde etkileyerek kazaların yaşanmasına sebep olmaktadır. Alkol ve uyuşturucu türü maddeler sürücülerde çift görme, gözde kayma, bulanık görme, kaslarda güçsüzlük gibi sürüş kabiliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek sonuçlara sebebiyet vermektedir. Yapılan araştırmalar, alkol ve uyuşturucu maddelerin verdiği cesaretle sürücülerin trafikte daha tehlikeli ve aracı hızlı kullanmalarına yol açtığı için kazalara karışma risklerinin çok daha fazla olduğunu göstermektedir.
Karayolları Trafik Kanunu'nda uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır maddesi yer almaktadır. Bu nedenle ne olursa olsun sürücülerin kendi güvenliği ve toplumun güvenliği açısından alkol ve uyuşturucu maddeleri kullanarak trafiğe çıkmamaları gerekmektedir. Tablo 2.7 Trafik kazalarına ölümlü yaralanmalı neden olan sürücü kusurları trafik.gov.tr 2016 Trafik kazalarına ölümlü yaralanmalı neden olan sürücü kusurları. Sürücü kusurları 2016 yılı. Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak 78.089. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak 24.926. Arkadan çarpmak 14.339. Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 15.757. Doğrultu değiştirme, dönüş kurallarına uymamak 12.546. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak 5.975. Taşıt giremez, trafik işareti bulunan yerlere girmek 5.472. Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak 5.047. Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretine uymamak 4.299. Alkollü olarak araç kullanmak 3.544. Şerit ihlali yapmak 2.829. Aşırı hızlı araç kullanmak 2.143. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak. Yayalara geçiş hakkı vermemek 1.051. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 1.151. Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek 871. Diğer 12.915. Toplam 190.954. 1. Yanılmayın. Trafik kazaları asla kazayla olmaz. Görsel 2.66. Afiş. 2. 4. 2. Trafik KAZALARENESONUÇLARI. Birey ve toplum yaşamı üzerindeki olumsuz etkileriyle trafik kazaları günümüzün önemli bir problemidir. Trafik kazaları ölüm, yaralanma ve engelli kalmaya ayrıca çok boyutlu ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Trafik kazalarının birey üzerindeki olumsuz etkileri. Trafik kazalarında birçok kişi hayatını kaybetmekte, engelli kalmakta ve maddi zarara uğramaktadır. Trafik kazalarının neden olduğu sonuçlar bireyleri psikolojik olarak da olumsuz etkilemektedir. Trafik kazası yaşayan bireyler ve bu bireylerin yakınlarında kaza sonrası güvensizlik, içe kapanma, çevreyle ilişkileri azaltma, bunalım, korku, öç alma isteği, hafıza kaybı, uyku bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklara rastlanmaktadır. Kazaya maruz kalan kişilerde zararlı alışkanlıklara yönelme eğiliminde artış görülmektedir. Ayrıca trafik kazası geçiren çocuklarda travma sonrası stres, kronik depresyon, uyku bozukluğu, duygusal dengesizlik gibi fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Trafik kazası sonucu bedenen ve ruhen engelli kalan kişilerin başkalarına bağımlı olmadan hayatlarına devam etmeleri için yapılan çalışmalara rehabilitasyon denir. Trafik kazası sonrası engelli kalan bireylerin rehabilitasyon hizmetleri ile topluma kazandırılması, bu bireylerde meydana gelecek birçok kişisel sorunun ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Rehabilitasyon hizmetlerinin amacı, bireyin toplumda yeniden yaşaması, çalışması ve öğrenmesi için gerekli olan fiziksel, entelektüel ve duygusal beceriyi kazanmasını sağlamaktır. Rehabilitasyon hizmetleri sayesinde bireye kazandırılacak bu davranışlar ile bireyin yaşadığı topluma yabancılaşmadan aile ve sosyal yaşamında aktif olması beklenmektedir. Trafik kazalarının toplum üzerindeki olumsuz etkileri. Trafik kazası yaşayan kişilerin kazanın olumsuz etkilerini bireysel olarak hissetmenin yanı sıra bu etkili ilişki içinde bulundukları topluma da yansıtmaları kaçınılmazdır. Kaza mağduru bireyler sosyal hayattan uzaklaşma, kendilerini bulundukları çevreye yabancı hissetme gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Birey, toplumun bir parçası olarak düşünüldüğünde bu kişilerin aileleri, arkadaşları, çevresi de bu durumdan etkilenmektedir. Görsel 2.66. Kaza geçiren kişi ve yakınlarının sosyal, iş ve eğitim hayatlarında başarısız oldukları görülmektedir. Bir kazada engelli kalan ya da hayatını kaybeden kişilerin aile fertlerinin kazadan önceki psikolojik ve sosyal hayatlarına dönmeleri neredeyse imkansızdır. Bu
Bu bireylerin profesyonel rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Kaza sonucu yetim ve öksüz kalan çocukların yaşamlarının kalanında bu olayın etkisini en az hissetmeleri için özel çalışmalar yapılmalıdır. Kazada engelli kalan insanların hayata tekrar tutunabilmeleri için de titiz çalışmaların yapılması gerekmektedir. Trafik kazası sonucunda travmaya uğramış kişiler. Yaşadıkları bu olumsuzlukların yanı sıra idari mahkemeler ve ceza mahkemeleriyle, sigorta işlemleriyle de uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu bakımdan trafik kazaları, sonuçları itibariyle bireyleri ve aileleri olduğu kadar toplumu da derinden etkilemektedir. Trafik kazalarının ekonomik sonuçları, trafik kazaları sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplar, kişiler için olduğu kadar toplum ve ülke ekonomisi için de önemli boyutlardadır. Trafik kazalarının ekonomik etkilerine bakıldığında yaralananlar için yapılan sosyal güvenlik harcamaları ile tedavi sürecinde yurt dışından alınan ilaç, protez ve ameliyat malzemelerinin ciddi meblağlara ulaşması ülke ekonomisine fazladan maliyet yaratmaktadır. Ayrıca yetişmiş insan gücü kaybı, kaza sonrası meydana gelen maddi hasarlar, karayollarının zamanından önce yıpranması, trafik işaret ve levhalarının zarar görmesi de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Trafik kazalarının getirdiği maddi külfet, kişi başına düşen milli geliri de olumsuz yönde etkilemektedir. Kazalar sonucu ülke ekonomisinin uğradığı zararın okul, hastane, yol gibi ihtiyaçlar için harcandığı düşünüldüğünde olayın önemi daha da artmaktadır. Maddi kayıpların yanında yetişmiş insan gücünün kazalarda kaybedilmesi de ülke için yeri doldurulamayacak kayıplardır. Trafik katılanların trafik kazalarının verdiği zararları bir bütün olarak düşünerek hareket etmeleri, trafik kazalarının azalmasında etkili olacaktır. İlgilenelim, bilgilenelim. Trafik kazalarının sonuçları. Türkiye, trafik kazalarının hem maddi hem manevi sonuçlarının faturasını ağır ödüyor. Son dönemde yılda ortalama 3500 kişinin öldüğü, 300 bine yakın kişinin yaralandığı, 1 milyonun üzerinde kaza yaşanıyor. Türkiye'de trafik kazalarının neden olduğu sosyoekonomik zararın yıllık 22 milyar TL olduğu belirtiliyor. 1. Kurallar sizi korkutmak için değil, korumak içindir. Ö yumuşak yere, ne deyik ele yere, imeyizdeyi değerlendirelim. 1. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının en önemli nedeni sürücü hatalarıdır. Bunun nedenleri neledir? 2. Ülkemizde yılda ortalama 3500 kişinin öldüğü, 300 bine yakın kişinin yaralandığı, 1 milyonun üzerin kaza yaşanıyor. Trafik kazalarının azaltılabilmesi için alınacak önlemler nelerdir? Açıklayınız. 3. Trafik kazalarının bireyler ve toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız. 2. 5. Trafik ve çevre. 0. Öğreneceklerimiz. 1. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler. Neler biliyoruz? 1. Trafiğin çevreye verdiği zararlar sizce nelerdir? Sınıfta tartışınız. 2. Bisiklet kullanımının çevreye katkıları nelerdir? Araştırınız. 2. 5. 1. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve bu konuda ALNAGAK önlemler. Çevre, canlı cansız varlıklarla çevrili olan ve içinde doğal hayatın sürdürüldüğü ortamdır. Çevre kirliliği ise bu ortamın kirlenmesi, doğal özelliklerini kaybetmesi, yok olmaya başlaması anlamına gelmektedir. Çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden birisi de trafikte motorlu araçlardır. Karayollarındaki araçların çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntıları çevreyi kirleten etkenler arasındadır. Nüfus oranındaki artış, sanayileşme, trafiğe yeni araçların katılması, dikkatleri günümüzün önemli bir sorunu haline gelen trafik üzerine çekmektedir. Motorlu taşıt kullanımındaki bu artış sonucu ortaya çıkan trafik yoğunluğu, insanlar için oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir. Trafik yoğunluğu beraberinde hem çevre kirliliğini getirmekte hem de insanların ruhsal açıdan sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Motorlu taşıtlar, hayatı kolaylaştırmasına karşın insan ve çevreye zarar verip trafik sorunu ile bir araya gelerek özellikle büyük şehirlerde hayatı daha da güçleştirmektedir. Gürültü ve hava kirliliği, trafiğin neden olduğu en önemli çevre sorunlarındandır. Gürültü kirliliği, genellikle araçların egzozlarından,
motorlarından, süspansiyonlarından ve kornalarından kaynaklanmaktadır. Trafik gürültüsü, insan yaşamı ile iç içe olması nedeniyle hem çevre hem de insanların sağlığı açısından önemli sorunlara neden olmaktadır. Trafiğin olumsuz etkilerinden biri de canlıların içinde yaşadığı ortamı oluşturan havayı kirletmesidir. Benzinli ve dizel motorların egzoz gazları, hava kirliliğine neden olan kaynakların başında gelmektedir. Açığa çıkan bu gazlar nedeniyle havanın kalitesi düşmekte. Canlıların sağlığı tehlikeye girmektedir. Yoğun trafikten kaynaklanan ve kişiler üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etki yaratan bir diğer etken de görsel kirliliktir. Yoğun trafik ortamı sebebiyle araçların bakım ve onarımları yapılırken yere dökülen yakıt veya motor yağı, çevrenin kirlenmesine sebep bir başka etkendir. Plastik kaplar, metal kutular, kağıt parçaları, poşetler, araç dışına atılmayıp araç içerisinde toplanıp uygun yerlerdeki çöp bidonlarına atılmalıdır. Tehlikeli ve zararlı maddeler, şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınmamalıdır. Araçlarda yükler karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, karayolunda kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenip taşınmamalıdır. Sahipleri tarafından kullanılmayan, atıl, hurda araçlar, terk edildikleri alanlarda görüntü kirliliğinin yanında tehlikeye sebep olmaktadır. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda terk edilmiş bu araçlar kolayca yanabileceği için tehlike saçar. Camları kırılmış, paslanmış, kir içerisinde olan bu araçlar, sağlıklı olmadığı için ayrı bir tehlike oluşturur. Çevre ve güvenlik tehlikesi nedeniyle bu tür araçlar, vatandaşlar tarafından yetkililere hemen bildirilmeli ve bulundukları yerlerden kaldırılmalıdır. Görsel 2,67 1. Görsel 2,67 Trafiğin çevreye verdiği olumsuz etkiler 2. Görsel 2,68 Elektrikli araç Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çevre kirliliği tehlikesi çözüm gerektiren bir sorundur. Trafik, çevreyi doğrudan etkileyen ve büyük ölçüde kirleten bir etmendir. Nüfus artışıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluğun çevre kirliliğine etkisi oldukça büyüktür. Trafiğin olumsuz etkilerinin insan ve çevre sağlığını tehdit etmesini önlemek amacıyla alınması gereken birçok önlem vardır. Alınacak bütün önlemler insanların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için gereklidir. Trafik kaynaklı çevre kirliliğini en aza indirmek için alınacak önlemlerden bazıları şunlardır. Araç bakımlarının yetkili servislerde, zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmelidir. Bakımı yapılmış bir araç, yakıt tasarrufu sağlayacağından hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de kirlilik oranını azaltır. Araçlardaki klimalar motorun gücünden yararlanarak çalıştığı için gereksiz klima kullanımından kaçınmak yakıt tasarrufu sağlar. Klimanın doğru kullanımı ve motora uygun yakıt seçilmesi, tasarruf edilmesine büyük katkı sağlar. Araçlarda yakıtın güvenilir akaryakıt istasyonlarından alınması ve araçların kullanma kılavuzlarında belirtilen yakıtın kullanılması çok önemli bir noktadır. Motorlu taşıtlarda egzoz emisyonlarının istenen değerlere çekilebilmesi için otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu azaltan cihazın katalitik konvertör kullanımı teşvik edilmelidir. LPG gibi alternatif yakıtların ve elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Görsel 2,68 Çok gerekli olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamalı ve toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle araçların durakladığı zamanlarda aracı durdurmak hem çevre kirliliğini engelleyecek hem de maddi kazanç sağlanmasına yardımcı olacaktır. Özellikle yürüyerek gidilebilecek mesafedeki yerlere araç ile değil yürüyerek ya da bisiklet kullanarak gitmek alışkanlık haline getirilmelidir. Eski teknolojili araçların bakıma tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca araca gereğinden fazla yük yüklemek, gereksiz aksesuarlar takmak, aracı aşırı hızla sürmek, aracın lastik havalarını kontrol etmemek, sert fren, ani kalkışlar ve hızlı dönüşler yapmak, hem yakıt tüketimini artırır hem de havayı kirletir. Ulaşım kaynaklı çevre kirliliğinin insan sağlığına, doğaya, insanlık mirası kentlerin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna vermiş olduğu zararların çoğunlukla geri döndürülemez olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Trafikteki araç sayısının artması, kentlerin havasının,
suyunun, denizinin kirlenmesine ve yerleşim yerlerindeki gürültünün artmasına neden olmaktadır. Sonuçta enerji, doğal kaynaklar ve en önemlisi insan kaynaklarının israf edilmesi, ulusal ekonomide gereksiz kayıplar meydana getirmektedir. Bu nedenle çevre ve doğaya karşı duyarlı olmalı. Sorumluluklar yerine getirilmeli ve gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakılmalıdır. Trafikte özel araçların gereksiz kullanımı, yollarda trafik sıkışıklığına, hava kirliliğine, gürültüye ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamalı, bunun yerine toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Özel araç kullanan sürücüler ise mümkün olduğunca zaman ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla yoğun trafiği olan yollar yerine diğer yolları tercih etmelidir. Büyük şehirlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzozlarının neden olduğu kirlilik azaltılabilir. Şehir içi ulaşımda daha az hava ve gürültü kirliliğine neden olan hafif raylı sistemler kullanılmalıdır. Görsel 2,69. İnsanların bireysel taşımacılıktan toplu taşımacılığa yönlendirilmesinde ön ayak olabilecek bu alternatif sistem, gürültü kirliliğinin azalması için de uygulanması gereken tercihlerden biridir. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da karayolu taşımacılığı yerine demir yolu, hava yolu ve deniz yolu taşımacılığına ağırlık verilmesidir. Böylelikle toplu taşımacılıkla birlikte azalan taşıt sayısıyla orantılı olarak trafik yoğunluğunun, çevre kirliliğinin ve ülke ekonomisine verilen zararın da azalacağı gözlenecektir. Özel araçları gereksiz kullanmanın sebep olduğu olumsuzluklar, İsraf ve yakıt tüketiminin artması, aracın yıpranması ve ömrünün azalması, çevrenin bozulması ve kirlenmesi, özellikle büyük şehirlerde trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası, park probleminin artması şeklinde sıralanabilir. Zararları en aza indirmek için aynı istikamette giden kişilerle ortak araç kullanılmalı. Kısa mesafelerde araç kullanılmamalı. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçları tercih edilmeli. Trafiğe çıkmak için trafiğin yoğun olduğu saatler tercih edilmemelidir. 2.5.2. Toplu önemi. 1. Görsel 2,69. Metroda yolculuk. 4. 2.5.3. Bisiklet kullanım. Ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan ulaşım sorunları için farklı çözüm yolları aranmaktadır. Günümüzde ulaşım, otomobil, kamyon, otobüs, tren, uçak ve benzeri motorlu araçlarla sağlanmaktadır. Bu araçlar hava kirliliği, gürültü kirliliği ve sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle kent merkezlerinde bu araçlar trafik sıkışıklığı, park etme sorunları gibi daha birçok soruna da neden olmaktadır. Dünyada her geçen gün artan çevre, sağlık, ulaşım gibi birçok problem bunlarla mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Ulaşım araçları içinde bu sorunlara çözüm olabilecek önemli çözüm yollarından birisi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bisiklet, bu mücadelede basit bir araç olmasına rağmen kullanımı ile sağlık ve çevre açısından yaşanan sorunlara çözüm sunmaktadır. Bisiklet kullanımı, motorlu araçlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ortadan kaldırmaktadır. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, hem kişilerin hem de ülkelerin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bisiklet, insanların sosyalleşmesinde ve topluma sağlıklı bireylerin kazandırılmasında teşvik edilmesi gereken önemli bir ulaşım aracıdır. Bisiklet kullanımının sağladığı katkılar şöyle sıralanabilir. Ekonomi, kamu harcamalarında, yol bakım, yapım ve giderlerinde azalma, trafik kazalarına bağlı can ve mal kaybında azalma, araç kullanımından kaynaklanan yakıt, bakım, sigorta ve benzeri masraflarında azalma, çevresel kirliliğinin önlenmesi için yapılacak harcamalarda azalma, sağlık için yapılacak harcamalarda azalma, araba park alanları için yapılacak harcamalarda azalma, yeşil alan ve tarım alanlarının kaybında azalma, yakıt tüketiminde azalma, çevre, gürültü kirliliğinde azalma, korna ve araç motorlarından çıkan ses, görsel kirlilikte azalma, trafik sıkışıklığından kaynaklanan görüntü kirliliği, çevre kirliliğinde azalma, egzoz gazları, araç yağları, lastik kirliliği ve benzeri, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısında azalma, yolcu sayısındaki azalma ile rahat yolculuk imkanı, çevredeki canlılara verilen zararlarda azalma, kazalara bağlı olarak insan
Hayvan ve bitkilere verilen zarar, görsel 2,70. Görsel 2,70. Çevre dostu bisiklet. Sağlık görsel 2,71. Kalp hastalıklarına karşı korur. Kilo verilmesini ve yağların yakılmasını sağlar. Tansiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Stres ve depresyonu engeller. Temiz hava sayesinde akciğerlere fayda sağlar. Enerji verir. Kişilerin özgüvenini arttırır. Bunların yanında bisiklet kullanımı çocukların kas ve refleks gelişimi sağlamaktadır. Ayrıca çocuklar trafik ortamına bizzat katıldıkları için trafik eğitimi açısından da bisiklet kullanımının önemli bir işlevi vardır. Sonuç olarak bisiklet kullanımının ekonomi, çevre ve sağlık açısından birçok faydası vardır. Etki alanı bu kadar geniş olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için tüm bireylere, sivil toplum örgütlerine, basına, kurum, kuruluş ve üniversitelere çok önemli görevler düşmektedir. Güvenli bisiklet ulaşımı için altyapının oluşturulması, araç sürücülerinde farkındalık yaratılması, bisiklet park yerleri oluşturulması, toplu taşıma araçlarında bisiklet sürücülerinin bisikletleriyle binebileceği alanlar sağlanması ve benzeri gibi çalışmalar bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak başlıca unsurlardır. Görsel 2,71. Sağlıklı bireyler ve toplumlar için bisiklet kullanımı. 1. İlgilenelim, bilgilenelim. Bisiklet sporunu sevdirmeliyiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ödül Töreni'nde bisiklet sporunun Türkiye'de yaygınlaştırılması ile alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. Törende Türkiye'ye bisiklet sporunu sevdirmenin en önemli hedef olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, bu sporun sevdirilmesi ile alakalı olarak adımların atıldığını, ülkemizde çeşitli kurumun bu alanda yatırım yapmaya teşvik edildiğini vurguladı. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bisiklet üretimi yapan firmaların ülkemizde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılması ile ilgili önemli çalışmalarının bulunduğuna da değinen Cumhurbaşkanı, bu konuda yapılacak çalışmaların ilkokuldan üniversiteye kadar her aşamadaki eğitim seviyesinde bulunan öğrencilerin sürece dahil edilerek başarıya ulaşacağının altını çizdi. Trafikte yalnız değilsiniz. 6. Sıra sizde. Trafiğin çevreye verdiği zararları azaltmak için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik bir afiş hazırlayınız ve afişi okul panosunda sergileyiniz. Metni okuyarak metinle ilgili olan soruları cevaplayınız. Trafikten kaynaklanan kirlilik, her gün değişik şekilde yararlandığımız motorlu karayolu taşıtlarının havaya verdiği karbon monoksit, hidrokarbon ve azot oksit çevremizi, soluduğumuz havayı kirletmektedir. Karbon monoksit üreten başlıca kirletici kaynaklar arasında motorlu taşıtlar birinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle büyük kentlerin ana cadde ve kavşaklarında, karayolları çevrelerinde havayı kirleten madde emisyonları, atmosfere atılan gaz, toz, piz ve benzeri önemli boyutlardadır. Emisyon, salınım, yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileridir. Şehir trafiğindeki araçların teknik bakımlarının yeterince yapılmaması, bilinçsiz kullanımı ve bir kısmının çok eski olması nedeniyle kirletici özellikleri bir kat daha artar. Taşıtlarda hava kirliliği yaratan kirletici kaynaklar, motor cinsine göre değişir. Taşıtlarda benzinli ve dizel motor olmak üzere iki tür motor kullanılır. Benzinli motorla çalışan bir aracın başlıca kirletici kaynakları egzoz borusu, benzin deposu, kartel havalandırma, karbüratör, fren balataları ve lastiklerdir. Dizel motorlu taşıtlarda ise başlıca kirletici kaynaklar egzoz borusu, fren balataları ve lastiklerdir. Egzozdan üç tür duman çıkar. Siyah duman, tam yanma yakıt taneciklerinin oluşturduğu dumandır. Uygun yanma koşullarının olmadığını gösterir. Gri beyaz duman, tam yanma arttığı maddelerin oluşturduğu dumandır. Uygun yanma koşullarının olduğunu gösterir. Mavi duman, yanmamış yakıt ve yağ karışımı olup genellikle motorun bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir. 1. Buna göre aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y seçeneğini işaretleyiniz. A. Karbon monoksit gazı kirletici kaynaklardan değildir. DYB. Araçların teknik bakımlarının yapılmaması çevreyi kirletme özelliklerini artırır. D.
DC egzozlardan çıkan gri beyaz duman, uygun yanma koşulları olduğunu gösterir. DC, dizel motorlu araçlarda kirletici kaynaklar, benzin deposu ve karbüratördür. DE. İkinci, araçlar havayı ne şekilde kirletir? Üçüncü, taşıtlarda hava kirliliği oluşturan kaynaklar nelerdir? Ö yumuşak, gere, NDİKLRİMİZ'yi değerlendirelim. Birinci, trafiğin çevreye verdiği zararları azaltmak için alınacak önlemler nelerdir? Açıklayınız. İkinci, bisiklet kullanımının çevre, sağlık ve ekonomiye sağladığı katkılar nelerdir? İkinci, ünite ölçme ve değerlendirme. A. Görsellerden